Nedret Ersenel, Rusya, Türkiye, işte nihai plan. Ankara, Moskova ve Tahran'ın başlattığı ortaklık Suriye'de düzenin, istikrarın kurulması için inşa edilmiş bir üçgendi. Suriye birincil mutabakatta ama gizli ve daha büyük bir hedefi barındırıp barındırmadığı merak ediliyordu. Sorun bölge ülkeleri tarafından çözülmeliydi. Bunun anlamı Amerika ve yancılarının itekleneceği, şimdi klişe okumaya dönüşen taşeronların da muhatap alınmayacağının zımnen kabulüydü. Astana ve Soçi sürecin baş ve orta kısımlarını oluşturdular. Cenevre geriledi hatta ezildi. Bugün gelinen nokta sorunun sahadan masaya evrileşinin öyküsüdür. Türkiye, Rusya, İran sahada başarı kazandılar ve işi siyasi çözüm sürecine bağladılar. Ama sonuç henüz yok. Bu hal hem Troika arasında hayati tehlikelere karşı kurulan ortaklığı masanın özgün dinamikleri nedeniyle saldırılara açık hale getiriyor, sulandırıyor, açık yaralar nedeniyle mikrop kapmaya elverişli hale getiriyor. Örneğin şu an Suriye'de en kaybeden ülkenin İran olduğu neredeyse kabul edilmiş görünüyor. Suriye'de dengeler kurulurken İsrail'in pasif kalması imkansız olduğundan, Başbakan Netanyahu'nun son Moskova gezisinde de hissedildiği üzere, sanki Rusya, Türkiye, Amerika, İsrail el ele vermiş, İran'ı süpürüyor havası dahi çıkıyor. Bu yanılsama için makul sebep de var. Amerika ve İsrail, İran geriletilirse, Suriye'de eldelenen kazanımları hakim aktörlere bırakabileceği mesajları gönderiyor. Amerika, Suriye'den atılmış olmasına rağmen üç ülke arasındaki hassasiyetlere zaman ayarlı bombalar bırakıyor. Zarar liderler seviyesinde hemen telafi edilse dahi çıkardığı ses coğrafyanın tamamında yankılanıyor. Külliye Kremlin arasında şu an buzdolabına kaldırılmış dosyalar da öyle. Soçi'de ortaya çıkan teröristi kimse izah edemiyor. Putin'in konuya bizzat bakacağına ilişkin Türk dışişleri açıklaması, belki Rusya içindeki Rusyalara ve yaklaşan seçim Mart dinamiklerine gönderme yapıyor ama kim kime kefil olabilir ki? Kaldı ki Astana Soçi kulvarı sorunu kendi başına halletmek için yola çıkmıştı. Çünkü başka başlar Büyük Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor, zamanı geldiğinde içine çekilmekten kurtulamayacağınız kara koridorlar inşa ediyordu. Oysa bugün Soçi meşruiyet arıyor. Birleşmiş Milletler'in katılımına seviniyor. İngiltere Fransa'ya göz kırpıyor ama reddediliyor. Bu da Amerika'yı ben de yokuma cesaretlendiriyor. Oysa buna ihtiyaç var mı? Bu türden çok oyunculu bir masanın başarılı olabilmesinin yolu herkesin kazanması değil, kimsenin kazanmayacağına herkesin ikna edilmesi. Bu da partnerlerin sırtındaki yükü zamanla ağırlaştıracak, çözümü yoracak ve sonunda takatsiz bırakmak için kurulan irili ufaklı tuzaklara takılınmasıyla tökezlenecek. Hem masada hem sahada yeni ve büyük bir meydan okuma gerekiyor. İki konu, biri yüksek şaşkınlık, diğeri yüksek beklenti yaratıyor. Amerika'nın Suriye özelinde ve Orta Doğu genelinde bir planının olmadığı gerçeğini sindirmekte herkes zorluk çekiyor. Bugüne değin oyun içinde oyun kurmasıyla övülen değil B planı C'de E planları olduğuna hatta hepsini aynı anda uygulayabileceğine inanılan Washington'ın kendini bile yönetemediğine Türkiye'deki muhipleri bile inanmaya yaklaştılar. Yüksek beklenti ise sahada ve masada kazanımlarının zirvesinde bulunan, kazanmaya da devam eden Rusya ve Türkiye'nin bir şey yapması, sersemleyen rakiplerine tabir yerinde ise son bir kontra yumruk çıkarmasıdır. Eldeki tek veri Moskova ile Ankara arasında bir gizli nihai hedef konusunda mutabakat olduğu yönündeki söylence. O şey ne? Türkiye, Rusya, Pakistan, Katar, Afganistan. Bu köşenin müdavimleri öyle haftalar, aylar değil, yıllar öncesinden okumaya başladı. İngiltere'den Pasifik'e uzanan cehennem yayını. Bugün en sıcak hat olarak bu yayın Akdeniz İran çizgisi görünüyor. Şimdi Akdeniz Afganistan olacak. Çünkü Pakistan, Rusya, İran, Türkiye, Katar, Afganistan özelinde bir siyasi, kim bilir belki askeri bir süreç başlatabilir. Bu olursa Çin durmayacaktır. Tahterevalli'nin bu koltuğuna otomatik oturacaktır. Hatta Azerbaycan ve Kazakistan'ı da katmak mümkün. Bakü'nün ismi bile bizim için kafidir ama Kazakistan liderliği müstakbel Afganistan adımı açısından kritik. Ankara-Moskova arasındaki her türlü gerilimde, kriz kıran ve Suriye sürecinin başlangıcına başkentinin ismini, ev sahipliğini veren Astana'nın özel olarak oval ofiste daha yeni ağırlanması not edilmeli bahsettiğimiz şudur. Pakistan, Rusya, Çin, İran, Türkiye, Katar arasında bir network vardır. Amerika'nın Afganistan stratejisini bükmek mümkündür ve böylesi bir hamle tıpkı Suriye'deki gibi adalet ve hak arayışına, inşasına uygun olacaktır. Cehennem yayınında belini kıracak güçtedir. İlla aynı adres olması gerekmiyor ama şeklen Astana 2 gelebilir. Suriye Afganistan'da tekrarlanabilir. Rusya Afganistan'da ara istiyor. 17 Ocak Anadolu Ajansı. Böyle bir adımın tarihi, jeopolitik ve stratejik dayanak ve açılımları sınırsız olacaktır. Yani gizli anlaşma Suriye mutabakatının özü ve stoksifikasyondan arındırmadır. Nedret Ersanel, Yeni Şafak